Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yüce Meclisi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan 12 kardeşimizi, 12 kahraman askerimizi rahmetle anıyor, ailelerine sabırlar diliyor. Milletimizin başı sağ olsun, terörü lanetliyorum. Kıymetli milletvekillerim, 12 Aralık günü bu kürsüde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan kıymetli ağabeyim, Kocaeli milletvekili Hasan Bitmez vekilimizi rahmetle anıyor, Saadet Partisi camiasına sabırlar diliyorum. Değerli milletvekillerimiz, ben bugün 13. madde üzerine konuşma yapacağım. Exim Bank ihracatçılara riskont kredisi ve avans kredisi veriyor. İhracatçılar kredi faiz oranlarını yüksek buluyor, kredi faiz oranlarının düşürülmesini istiyor. Kredi miktarlarının artırılmasını ihracatçılarımızın bir talebi olarak eklemek istiyoruz. Exim Bank'ın sermaye yapısının güçlendirilmesinin önemli olduğunu arz etmek istiyorum. Sizin de bütçe sunumunda bahsettiğiniz sigortacılık sisteminde biriken 683 milyar TL'nin bir kısmının ihracatçıya kullandırılması, ihracatçının desteklenmesi, ihracat gelirlerinin arttırılması çok önemlidir. Bütçe açığının aşağı çekilmesi bu yönde hallolabilecek bir husustur. Değerli milletvekillerimiz, biz 13 günde bakanlıkların bütçelerini konuştuk. Milli Eğitim Bakanı'nın kabul edilemez açıklamalarına şahitlik ettik. Ağzından çıkanın kulağının duymadığına tanıklık ettik. Cumhurbaşkanlığı mal ve hizmet alım bütçesindeki artışı hep birlikte gördük. Bu bütçede ne işçiyi, ne emekliyi, ne barınamayan öğrenciyi, ne çiftçiyi, ne engelliyi, ne kadını, ne genci, ne de atanamayanlar için bir çözüm olmadığını gördük. Halkımız bütçe görüşmelerini takip ediyor. Diyor ki, bu bütçede benim için ne var? Afganlılara, Suriyelilere, katil Somalilere verilen imtiyazların halkımıza verilmediğini görüyor bu bütçede. Keşke hazırlamamız gereken deprem gerçeği varken ülkemizde bir sığınmacı felaketi ile karşı karşıya kalıyoruz. Depremle ilgili en ufak bir şey bu bütçede göremiyoruz. Kıymetli arkadaşlar, 6 Şubat depremini hep birlikte yaşadık. Ülkemizde bilim adamları her kürsüye çıktığında, her ekrana çıktığında deprem gerçeğinden bahsediyor. Peki biz gerçekten depreme hazırlık yapıyor muyuz? Bu bütçeyi sayısal çoğunluk ile meclisten geçirirken yarın bu bütçede deprem için şunu da yaptık diyebilecek miyiz? Değerli arkadaşlar, başarı depremden sonra milyarlar toplamak değildir. Başarı deprem öncesi milyarları nereye harcadığınızın hesabını verebilmektir. Değerli milletvekilleri, 99 depremini yaşamış bir kardeşinizim. Kocaeli milletvekilliyim. Kocaeli sanayi kenti. 35 tane limanı olan, 11 tane OSB'si olan bir kent. Bu kentin acaba depreme direnci var mıdır? Deprem anında oluşabilecek endüstriyel yangınlara karşı bir risk planı var mıdır? Acil önlem yolları belirlenmiş midir? Kocaeli halkı bu soruların cevabını merak ediyor. Bütçe yapmayı sadece
bir önceki yıldaki verileri değiştirmek olarak görürsek tabii ki bir arpa boyu yol yürüyemeyiz. Bakın geçtiğimiz günlerde Kocaeli'nde Profesör Doktor Naci Görür'ün katılımıyla bir deprem paneli düzenlendi. Ben demiyorum, Sayın Hocam diyor. Dikkat çektiği hususu lütfen dinlemenizi rica ediyorum. Beklenen depremde İstanbul'un çökmesi durumunda İstanbul'un daha hızlı ayağa kalkması için Gebze'nin ayakta kalması lazım. Yani sanayinin ayakta kalması lazım. Peki iktidar bunun için bir çalışma yapıyor mu? Maalesef ortada bir çalışma yok. Kocaeli'nde şu an yaklaşık 320 bin yapı mevcut. Bu yapıların 170 bini 99 öncesi. Yani yapım teknolojisi eski olduğu için riskli yapılara giriyor. Peki 19 yıldır Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bununla ilgili bir çalışma yapıyor mu? Hayır, yapmıyor. Ne zaman ki 6 Şubat depremi oldu, ondan sonra bir çalışma başlattı. Peki o deprem olmasaydı ne olacaktı? Kocaeli halkı kaderine mi terk edilecekti? Deprem kuşağının göbeğinde bulunan bir şehir için bu denli plansızlık, iş bilmezlik gerçekten kabul edilebilir mi? Kocaeli'nde kentsel dönüşüm sürecinin derhal hızlanması, gereken önlemlerin ivedilikle alınması gerekmektedir. Bir diğer konu, 17 Ağustos ve 12 Kasım deprem döneminde yaşanan büyük yıkımlar nedeniyle işe alımlar ertelenmiş, bir yerde çalışan vatandaşların SYK girişleri geç düzenlenmişti. Vatandaşlar deprem koşullarından dolayı sigorta girişlerini takip edememiş, sigorta evrakları kaybolmuştu. Bundan dolayı ciddi bir mağduriyet var. Emeklilikte adalete takılanlar sizlere sesleniyor. Haklarının teslim edilmesini 150 bin tane emeklilikte adalete takılan vatandaşlarımız bizlerden seslerini sizlere iletmemizi istiyor. Lütfen bu 150 bin kişinin haklarını teslim edin. Bütçe görüşmeleri sırasında bütün bakanlarımızı, iktidar vekillerimizi, tüm vekillerimizi dinlemeye çalıştım. Fakat özellikle Kocaeli vekillerini dinlerken hayrete düştüm. Acaba ben dedim başka bir kentte mi yaşıyorum? Sayın vekiller çıkıyor diyorlar ki Kocaeli'nde hava kirliliğini hallettik. Yahu arkadaş, Ali Kahya bölgesine bir git de hava kirliliğini gör. Kocaeli'nin sorunlarını hallettik diyorlar. Her şeyi onlar yapmış. Bütçe üzerinden Kocaeli'ndeki yatırımlardan bahseden vekillerimiz Kocaeli'nde yarım kalmış projelerden de bahsetmelerini beklerdim. Bakın ben size birkaç tanesini söyleyeyim. Karamüsel'de su tutmayan Tepegöy göleti var. Tabeladan ibaret Çayırköy Devlet Hastanesi var. Uçak inmeyen havalimanı bizde arkadaşlar. Cengiz Topel Havalimanı. Yıllardır hizmete girmeyen metro hattı var. 20 senedir hem yerelde hem genelde iktidarlar bir metre metro yapılmadı Kocaeli'nde. Bütün seçim projelerinin içinde var ama bir metre metro yok arkadaşlar. Bakın İstanbul'da her gün yeni yeni hatlar açılıyor. Çayırova'da uçak getirmişler. Hayret edilecek bir şey. Tabii ki bütçe açığı olur bu ülkede. Böyle hesapsızlık olur mu? Milletin tek derdi uçaktı sanki. Kocaman uçağı getirmiş aklı evvel bir tane kardeşimiz oraya uçak park yapacakmış. Millet açlıktan kırılıyor. Beyefendi getirmiş oraya uçağı. E tabii ki bütçe tutmaz. Hesabı kitabı bilmeyen yöneticiler olursa sonuç ortada olur. Yolu olmayan bir de Kocaeli stadımız var, biliyor musunuz?
İsterdim ki şu an burada Kocaeli vekillerimizin de beni dinlemesini, Kocaeli yurttaşlarımızın sorunlarını kendi yüzlerine bakarak söylemeyi çok isterdim. Tüm bunların yanında bir de çıkıp diyorlar ki bizden önce eser yoktu. Ne yaptıysak biz yaptık diyorlar. Doğru, buzdolabını da onlar getirdi. Traktörü de onlar getirdi. Kocaeli'nde sizden önce bir SEKA vardı. SEKA'yı kapadınız. Petkim'i özelleştirdiniz. İksaç vardı. Onu da özelleştirdiniz. Bugün Kocaeli'nin su sorunu çözüldüyse sosyal demokrat belediyecilikle çözüldü. Kocaeli'nin ısınma problemleri çözüldüyse gülüyorsunuz. Gülmeye gerek yok. Gerçekler sabit. Bir Kocaeli Spor vardı ya. Kocaeli Spor halkın takımı, onu da siyasallaştırdılar. Bir ortak paydamız var. Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Adıyaman Milletvekili Sayın Hüseyin Özhan. Buyurun.